idem Toker T24 Fonlandırılan öğretmenler. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlere maaş ödenmesi işleminden fonlandırma diye bahsetti. Hatırlatmakta yarar var. Birkaç gün önce partisinin Erzurum'daki bayramlaşma töreninde şöyle konuşmuş Tekin. Sokakta gördüğünüz her 80 kişiden bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından maaşı ödenen öğretmen statüsünde. Bakın bu devasa bir rakam. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 30'lu 40'lı rakamlardan şu an 13-14'lere düşmüş durumda. Bunlar dünya ortalamalarının gerçekten üstünde olan rakamlar. Dünyanın hiçbir tarafından bu kadar büyük bir öğretmen kitlesi kamu tarafından fonlandırılmıyor. Tekinin öğretmenleri seri üretim yapan bir işletme sahibi gibi ürün yerine koyup tane olarak anması yetmiyor. Milli Eğitim Bakanı, işçilik maliyetinin yüksekliğinden yakınan patron edasıyla kamu tarafından fonlandırılmadan bahsediyor. Holding patronları böyle bir bahiste bir cümle sonra işletmenin Bangladeş'e taşımaktan söz ederdi. Fon değil bütçe kaynağı. Bakan Tekin'in öğretmenlerin saygınlığını hiç dert etmeden kamu tarafından fonlandırılmak diye andığı konunun adı bütçe kaynakları oluyor kendisi de bakan olarak bakanlığına ayrılan bütçe ödeneğinin en üst ita amiri. Kendisinin maaşı dahil fonlandırma dediği kamu kaynakları bizlerin vergilerinden oluşuyor. Vatandaşların temel haklarını gözeten, hakları ve hizmetleri eşit biçimde götürmekle yükümlü makamlar olan bakanlıklar da bu hizmet ve icraat için kamu kaynaklarını belli kurallara göre kullanır aktarır. Tekin'in bulunduğu o geçici makamın en önemli fonksiyonu ise şikayet değil, kendi partisinin zamanında birikmiş, çeşitlenmiş, kronik hale gelmiş sorunlara çözüm bulmaktır. Gerçeği yansıtmıyor. Tekin'in yakışıksız, farklı çağrışımlara yol açan ve öğretmenleri değersizleştiren ifadesinde geçen maddi unsurun gerçeği yansıtmadığını dün Ozan Gündoğdu'nun bir gündeki yazısından okuduk. Gündoğdu yazısında, UNESCO'nun Global Report on the Teachers 2024 raporunu kaynak gösterdi. Rapora göre Türkiye dünyanın en çok öğretmeni olan birinci değil 17. ülkesiydi. Nüfusa bakıldığında bu da normaldi çünkü Türkiye dünyanın en kalabalık 18. ülkesiydi. Fonlama, şirket ve ülke Fonlama bir şirketin öz kaynaklarını kullanarak kaynak sağlama yöntemine verilen ad. Gerçi AKP yöneticileri Türkiye'yi bir şirket gibi yönetme iradelerini pek saklamadı bugüne dek. Yine de kamuoyuna bir açıklama yaparken de doğru verilerle hareket etmeyi gözetmek gerekiyor. Türkiye'de sanki öğretmen açığı yokmuş, öğretmen fazlası varmış gibi konuşmak kamuoyunu yanıltmaktır. Dahası atama bekleyen on binlerce öğretmeni atama bekleme ortamına taşıyan, geçici, güvencesiz işlere yönelten hayattan bezdiren bu tablonun sorumluluğunu görmezlikten gelince o sorumluluk da ortadan kalkmaz. Normal koşullarda devlet öğretmenlerin atamasını yıllarca yapamıyorsa, ilgili bölümlerde daraltmaya gidilmesi, kontenjanların azaltılması gerekir. Ama bu akılcı ve sonuç doğurucu kararlar alınmıyor. Çünkü çok üniversite, çok fakülte, çok bölüm işsizlik sorununu zamana yayıp ertelemek, iktidarı konsolide etmek demek. Şimdilerde de atanmayan öğretmenlere verilen sözler bir kenara bırakılarak sistem değişikliğine gidileceği haberleri gündemde. Öğretmenlik yapmak isteyen adaylar, üniversite mezuniyetlerinin ardından bir de akademi eğitimi alacakmış. Yeni kurulacak Milli Eğitim Akademisi programında başarılı olanlar önce sözleşmeler olarak atanacak, 3 yıl sonra da kadroya geçecekmiş. Dayatma kitlesel hak ihlalidir. AKP iktidarı eğitim sistemini bir yapboz sahtasına dönüştürmekle kalmayıp teşvik ettiği özel okullaşma oranının her yıl yükseldiği, küçücük çocukların hayatına mal olan ve ölümlerin hesabı sorulmayan mesem protokolleriyle, protokol yaptıkları dinci vakıflarıyla bilimsellikten uzaklaşan, kendi arzularına uygun eğitimi tasarlayan müfredatla kamusal eğitimi bir dayatmaya dönüştürdü. Bu dayatmanın iktidarın milyonlarca vatandaşa yönelik kitlesel bir hak ihlali olduğunu görmek zorundayız. Özel okullar ve enflasyon Öte yandan çocukların anayasada yazdığı gibi layık bir eğitim almasını isteyen, bu yönde kararlı olan ailelerin özel okullara ödemek zorunda kaldığı ve giderek astronomik hale gelen ücret tutarlarının da enflasyonist bir etki yaratma potansiyelini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu alanda çalışan muhalefet temsilcilerinin dikkate sunmuş olalım.